Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Efendim bugün yabancılar sorununu konuşalım istiyorum. Türkiye'deki yabancılar sorununu konuşalım istiyorum. Daha önceki videolarımızda kısmen değinmiştik. Lakin burada bu hafta böyle detaylandıralım, detaylı konuşalım istiyorum. Efendim, böyle güzel havalarda gezmeyi seven biriyim. Böyle dolaşmayı, yürümeyi seven biriyim. Çarşı pazar gezmeyi de seven biriyim. Yine böyle güneşli güzel bir İstanbul gününde eski İstanbul dediğimiz Suriçi dediğimiz Topkapı, Aksaray, Fatih civarında yürüyorum. Yanımda da çok sevdiğim, saygı duyduğum değerli bir abim var. Beraber yürüyoruz. Yolda karşılaştığımız her 10 kişiden 9'u neredeyse yabancı. Yani Türk simayla karşılaşmadık. Karşılaşmıyorsunuz. Siz de muhtemelen benim yaşadığımı yaşıyorsunuz İstanbul'da gezerken. Nereye bu gidişat? Yani bu ne sorusu geliyor insanın aklına. Hatta özellikle Fatih ve Aksaray civarında zaten Türk tabela görmeniz de neredeyse imkansızlaştı, zorlaştı. Arapça tabelalar, Farsça tabelalar. Yani bunun, bu gidişatın nereye olduğuna dair ister istemez bir soru sormak gerekiyor. İnsanın aklına da acaba Avrupa'nın en büyük metropolü olan İstanbul Türksüzleştiriliyor mu sorusu da geliyor. Acaba İstanbul Türksüzleştiriliyor mu? Çünkü böyle hani giderse İstanbul'da Türk nüfusu neredeyse azınlık kalacak gibi bir durumda söz konusu. Normal değil efendim bu gidişat. Hatta görülüyor da zaten. Bu gidişata itiraz edenleri de hakikati ortaya koyanları da ırkçılık paftası yapıştırıp anasından doğduğuna pişman etme çabası içerisine giriliyor. Lakin o iş o kadar kolay değil efendim, maalesef değil yani. Hakikat diye bir durum söz konusu ve hakikat bağıra bağıra geliyor. Gerçeklerin üstü örtülemiyor gibi de bir durum söz konusu. Ki bunun adı da ırkçılık değil. Yani bunun adı ırkçılık başka bir şey. Irkçılık dediğimiz kavram insanların toplum ırksal özelliklerini indirgeyen ve öteki ırka karşı üstün olduğunu iddia ederek o ırka saldırmaktır aslında ırkçılık. Görüldüğü üzere kimsenin kimseye saldırdığı yok. Bizim de kimseye saldırdığımız yok. Irkçılık gibi bir iddiamız da yok efendim. Böyle bir derdimiz de yok. Bizim ülkeye gelen yabancılarla da bir sorunumuz yok. Ülkeye gelen yabancı yatırımla da bir sorunumuz yok. Bizim gelen gelsin. Bizim asıl problemimiz gelenlerin sistemsiz, disiplinsiz, kayıtsız ve kuyutsuz bir şekilde ülkeye alınmasıyla ilgili bir problemimiz var. Kim olduklarını, ne olduklarını bilmiyoruz. Gelenlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Sınırlar kalbura dönmüş durumda. Her gelen bir şekilde ülkeye giriyor. Bu durum artık Suriyeliler meselesini de geçmiş, aşmış durumda. Suriyeliler meselesini de öteye geçmiş durumda. Sadece İstanbul'da bilinen ve kayıt altına alınan 103 farklı milletten insan var. 103 ülkeden insan Türkiye'de yaşıyor bir biçimde, bir şekilde gelmiş ve yaşıyor. Bu da yerli halkın özlük haklarıyla ilgili sorunların ortaya çıkmasına sebebi veriyor. Bizim problemimiz burada efendim. Bu nedenle diyoruz ki nereden geldi bu insanlar? 103 milletten bahsediyoruz. Kim bunlar? Mülteci mi? Göçmen mi? Ne? Hangi statüdeler? Bunların bir kayıt altına alınmış bir projesi var mı? Ne yani bu durum? Önüne gelen herkese vatandaşlık vermiş durumdayız. Ev alana vatandaşlık vermiş durumdayız. Ya vatandaşlık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı bu kadar ucuz mu? Bu kadar basit mi bu işler? Yani
parayı getirene almayanı dövüyorlar gibi bir durum söz konusu. Her gelene vatandaşlık vermiş durumdayız. Bir söylenti de dolaşıyor halk arasında. Özellikle yani şu anda hani iddiadan öteye gidemiyor, bu söylentiden öteye gitmiyor. Teyit ettiğim bir bilgi değil, o yüzden söylenti diyorum. Bazı mekanlara Türk vatandaşlarının alınmadığı iddia ediliyor. Arapların bar, kafe, otel gibi Türkiye'de açtığı mekanlara Türkleri almadıkları iddia ediliyor. Yani bu iddia bile olsa, bir söylenti bile olsa bence tehlikeli bir durum. Yani üzerinde durulması gereken bir durum, şayet doğruluk payı varsa durum vehamet ötesi görünüyor. Çünkü efendim bugün kendi ülkende bir mekana giremezsin, yarın ülkene giremez duruma gelirsin. Bu yüzden iddia bile olsa, söylenti bile olsa önemli. Efendim ne var bunda diyor bazıları. Avrupa'da mülteci alıyor, İngiltere'de mülteci alıyor, kabul ediyor. Avrupa Birliği'de mülteci kabul ediliyor, alıyor. Çok fark var efendim. Çok büyük farklılıklar var. Sen Avrupa değilsin, sen İngiltere ve Almanya değilsin. İngiltere ve Almanya aldıklarını kontrollü bir biçimde alıyor. Birincisi bu. İkincisi, aldıklarını Alman sistemine entegre ediyor. Daha ötesi asimile ediyor efendim. Bir asimilasyon politikası var. Almanya aldığını Alman yapıyor. Senin bir entegrasyon projen yok. Bir göçmen projen yok. Bir mülteci projen yok. Bir yabancılar projen yok. Kaydın yok ya. Ülke olarak kaydımız yok. Kayıt altına bile almada eksikliklerimiz var. Dolayısıyla hani Almanya ile kendini kıyaslarsan şayet onların yaptıklarını yapabiliyor olman lazım ki kıyaslama yapabilesin efendim. Kayıtsız işte ihmaldir efendim. Maalesef. İhmalin de faturası, sonuçları ağır olur. Ve bu insanları göndermek de artık öyle kolay değil. Evlendi bu insanlar Türkiye'de. Yani Suriyelisi, Afgan'ı, başka milletlerden gelenler Türkiye'de evlilik yaptılar. Çocuk dünyaya getirdiler. Şimdi yine resmi olmayan rakamlara göre 900 civarında yeni bebeğin Suriyeli anneden olma, bebeğin dünyaya geldiği belirtiliyor. Şimdi bu anne Suriyeli, bebek Türkiye nüfusuna kayıtlı artık. Türk, çünkü Türkiye'de doğduysa Türkiye nüfusuna kayıtlı ve artık o bir Türk vatandaşı. Şimdi bunu göndermek de kolay değil. Ne yapacaksınız? Karı kocayı birbirinizden mi ayıracaksınız? Anneyi evladından mı ayıracaksınız? Nasıl? Anne Suriyeli, çocuk Türk. Ne yapacaksınız? Anneyi evladından mı ayıracaksınız? Göndermek de öyle kolay değil. Çünkü artık o çocuklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bir de efendim güzel ülkemin en güzel, en gözde tepeleri, koyları vatandaşlık verilmek suretiyle yatırım adı altında yabancılara satıldı. Peşkeş çekildi de diyebiliriz. Bilenleriniz mutlaka vardır. Bu Anadolu Hisarı'nda Çengelköy'ü biraz geçince Kuleli Asker Lisesi'nin hemen üzerinde Aşıklar Tepesi vardır. Orası sit alanıydı, yeşil alandı. Ve çok güzel bir boğaz manzarası vardı. Bilenler bilir orayı. Müthiş bir boğaz manzarası vardı. Orası imara açıldı ve Katarlılara satıldı orası. Katarlılar orada bir villa projesi yaptılar. Villalar yaptılar. Ve İstanbul halkının orta gelirlinin, alt gelirliye geçtim, orta gelirlinin dahi oradan bir ev satın alması imkansız. Orayı
İstanbul halkı kullanıyordu. İstanbul halkı oraya pikniğe gidiyordu. Şimdi kullanamıyor. Şu anda orası İstanbul halkına hizmet etmiyor. Katarlılara hizmeti. Bu mahalleleşmektir. Sen oraya giremezsin. Şimdi ben gitsem oraya çıkamayacağım. Giremem yani. Site olmuş çünkü. Villa sitesi olmuş. Nasıl gireceğim oraya? Güvenlik duvarıyla karşılaşırım. İşte bu halkın elinden toprağını almayla da eşdeğerdir. Maalesef bu hakikati görmek zorundayız. Yine benzer şekilde Trabzon Boztepe, bilenleriniz bilir, müthiş bir Trabzon. Yani Trabzon ayaklarınızın altındadır Boztepe'de. Çıktığınızda orası da sit alanıydı. Orası da yeşil alandı. Hatta Trabzon'da doğa severler çok itiraz etmişlerdi ama yine de orası Suudi Arabistanlara satıldı. Araplara satıldı orası. Ve Araplar orada bir otel yaptılar. Şimdi Trabzon halkının elinden almaktır bu. Bunun adı budur yani. Başka bir adı varsa siz söyleyin. Trabzon halkı oraya pikniğe giderdi. Piknik alanıydı orası. Çocuklar top oynardı şimdi. Kullanamıyor orayı Trabzon halkı. Orada kullanıma kapandı. Ve o böyle kapkara bir otel dikildi oraya. İçleri gibi kara. Ve Trabzonlunun başından aşağıya zebani gibi dikilmiş bir otel. Neyin gereği yani? Ne gerek vardı? Bunun adı yatırım değil efendim. Bunun adı yatırım böyle bir şey değil. Yatırım sistematik bir biçimde yapılır. Düzenli ve disiplinize bir biçimde yapılır. Ülkenin en gözde alanları yabancıların kullanımına tahsis edilmez. Tahsistir bu yani yabancıların kullanımına tahsistir. Yabancılara bu tahsis nedir? Neyle açıklanıyor? Neyle açıklanıyor bu maalesef ki bu gerçekliği görmek zorundayız efendim. Efendim ülkeler açısından stratejik bölgeler vardır, stratejik alanlar vardır ülkeler açısından ve oraları yatırıma açamazsınız. Her yatırımı her yerde yapılmasına müsaade edemezsiniz. Bunu ülkeler bu şekilde benimser ve bunu yatırım yapılacaksa da bu yatırımı disiplinize bir biçimde, sistematik bir biçimde nerelere yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini devlet aslında belirler, o stratejik noktalara dokunmaz. İstanbul'da özellikle stratejik bir bölgedir. Tarihi açısından da böyledir. Bugün açısından da böyledir. Başka ülkeler açısından da stratejik öneme sahiptir. Türkler yani bizler açısından da stratejik öneme sahiptir. Bu hakikati tarihte, Cumhuriyet tarihinde, öncesinde zaten İstanbul'u fetheden peygamber şerefine nail olmuş bir padişahımız var, Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyoruz. Yani lafla Osmancılık olmuyor maalesef, icraat lazım. Ben Osmanlıcıyım. Ben Osmanlı'nın yaptıklarının tersini yapıp Osmanlı'yı savunmak da bir garip bir şey oluyor. Yani bir garip bir şey ortaya çıkıyor. Cumhuriyet tarihine geldiğimizde de İstanbul'un stratejik önemini Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ilk fark eden lider demokrasi şehidimiz rahmetli Adnan Menderes'tir. Bakın Adnan Menderes bu hakikati fark etmiştir ve Adnan Menderes Anadolu'dan İstanbul'a aileler yerleştirmiştir ve Anadolu'dan İstanbul'a göçü teşvik etmiştir. İstanbul'a göç teşvik edilmiştir ve İstanbul bu şekilde kalkındırılmaya başlandı. Bakın efendim, dikkat edin, burası çok kritik. En basiti öğretmenler dahi artık İstanbul'da atanmak istemiyorlar.
İstanbul'a atanmayalım diye dua ediyorlar. Geçinemiyor çünkü. Bugünün şartlarında bir Anadolu ailesinin İstanbul'da tutunması da geçinmesi de imkansız. Bir kira 6 bin lira, en basit kira 6 bin lira. Nasıl geçinsin, nasıl tutunsun? Bu durum o ailenin Anadolu'ya geri dönmesine sebebiyet veriyor. Yani Anadolu'da terk ettiği köyüne geri dönmek zorunda bırakıyor. Geçinemiyor çünkü, tutunamıyor. Bakın efendim, işte o kritik noktada bu. Sen kendi vatandaşının İstanbul'da tutunmasını zorlaştırıp milyonlarca Türk'ü İstanbul'dan sürersen, memleketlerine geri dönmek zorunda bırakır yerine yabancıları getirirsen, işte o bugün yapılan bütün köprüler, yollar, kanallar yabancılara hizmet eder. Bu da Türksüzleştirmenin önemli bir ayağıdır efendim. Yani artık yeni dünya düzeni dediğimiz, o tezahür ettikleri, hayal ettikleri, gerçekleştirecekler demiyorum, hayal ettikleri dünyada bayrağın değişmesine gerek yok ki. Böyle bir şeye ihtiyaçları da yok. Çünkü senin yerine başka bir bayrak asmaya da ihtiyaçları yok. O tezahür ettikleri tek dünya devletinin bir bayrağa ihtiyacı yok. Sen bu tarafta bayrağınla gurur duyduğunu sanarken arkan boşaltılıyor, arkadan ülkenin altı boşaltılıyor, aileler boşaltılıyor, çocukların tehlikeye giriyor, ailen tehlikeye giriyor, toplumun tehlikeye giriyor, inancın tehlikeye giriyor, imanın gidiyor efendim. Sen burada bayrağınla gurur duyarken arkadan imanın gidiyor efendim. Bunun da adı, maalesef ki gerçeği konuşmak zorundayız, gizli örtülü işgaldir efendim. Bu gerçekliği de görmek zorundayız. Ben özellikle bu noktada ana muhalefet partisine birkaç şey de onlara söylemek istiyorum. İktidara talip olan ana muhalefet partisine. Ana muhalefet partisi çok fazla tarımı teşvik edeceğiz, köy okullarını açacağız, köy okullarına öğretmen atayacağız gibi bir söylemle çok karşımıza çıkıyor. Sürekli bunu tekrar ediyorlar. Tabii ki tarımsal kalkınma çok önemli. Ben de her fırsatta bunun üzerinde duruyorum. Lakin yine söylüyorum, sistemsiz ve projesiz iş yine elimizde kalacak. Görüyorum ki bir proje yok. Her iki taraf açısından da, iktidar açısından da, muhalefet açısından da bir proje yok. Yani önümüze geliyor böyle ya. Gelişi güzel iş yapıyoruz. Gelişi güzel yapılan duvar da yıkılıyor maalesef ki, üstümüze yıkılıyor. Geçen videoda anlattığımız fıkrada olduğu gibi. Şimdi tabii ki tarımı kalkındıracağız. Lakin önceliğimiz Türkiye'deki yabancılar sorunu ne olacak? Bu durumda bu oteller, buralar, bu insanların elinden zoraki tabii ki alınmayacak. Ama nasıl edilecek? Ne olacak? Buralar böyle mi kalacak? Bu kadar yabancı bu şekilde mi kalacak ülkemizde? Ne olacak? Önce bu yabancılar sorununu çözmemiz lazım ki sonrasında, hemen akabinde tabii ki tarımsal kalkınmayı ön planda tutacağız. Konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.